Eren, bir sorun mu var? Ne sorunu Barış? Bilmiyorum. Ama iki gündür bana karşı davranışların biraz garip. Sanki sana karşı bir suç işlemişim gibi davranıyorsun. Benden kaçar gibisin. Bunu da nereden çıkardın Barış? Senden niye kaçayım ki? Yoksa bunu gerektirecek bir suç mu işledin? Ben asla seni üzecek bir şey yapmam. Ama beni sevindirecek bir şey yaparsın değil mi? Mesela sınav kağıtlarımızı değiştirmek gibi. Yani aslında yüz alması gereken kişi sendin. Geç kalmıştın. Ben normalde o soruları cevaplayacağını biliyordum. Düşük not almana dayanamazdım. Barış, bu çok büyük bir fedakarlık. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ama ne olur bir daha böyle bir şey yapma. Ne kendini ne de bir başkasını riske sokma. Eren, ben senin için her şeyi yaparım. Hayır, ben o sınavdan 48 almalıydım. Hak ettiğim buydu. Ne olur bana söz ver. Bir daha iyilik için bile olsa böyle şeyler yapmayacaksın. Peki, söz. Ama ben sorunun ne olduğunu hala anlamadım. Ve işin kötüsü, artık bir sorun olduğundan da eminim. Barış. Hani Panzer'in broşun çantaları bıraktığımız yerde buldum demiştim ya. Evet. Yalan söyledim. Yalan mı söyledin? Niye ki? Çünkü Barış, bura senin çantandan düştü. Ne? Nasıl olur bu ya? Sen şimdi broşu çaldığımı mı düşünüyorsun? Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Ben hırsız değilim. Broştan haberim bile yok. Barış, gözlerimle gördüm diyorum. Sen olsan neye inanırdın? Sana inanırdım Eren. Sana inanırdım. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.